Zor anları diye haber oldu gazetelere. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte Pelin Çift'le beraber sohbet ettiler. Bir izleyelim görüntüleri. Ne demiş Malkoçoğlu? Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar. Hüseyin Peydası, Erol Taşı, hatta Eşref Kolçağı ve Fikret Akar. Öyle hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben bunu hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu Darul Aceze'de, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz öldüler. Taksim'de, parklarda, banklarda yattılar. Orada öldüler. Onlar yani karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de Türk filmi çekilmezdi. Bir senede 20 film kadar çektiğiniz olmuş. Ya bunu neden bu kadar koşturdunuz siz? Paraya ihtiyacım vardı. Beni şöhret yapan bu insanlar. Cüneyt Arkın Türk sinemasının Malkoçoğlu. Dev. Vallahi dev. Yani hakikaten dev yani. Bir daha yerine gelmedi. Bu kadar yakışıklı bir adam olabilir mi? Eski evet. Hallerini hatırla. Aynen. Yani hala tabii çok canım. Yakışıklı. Biraz kilo almış. Ama onun o yanık tenli falan. Yani o ağzı, burnu, gözleri bu kadar yakışıklı. Bak düşürüyorlardı orada. Seyirci o kadar çok seviyor ki. Hani evet, sarılmak istiyor. Aşağıya doğru çekiyorlar. Cüneyt abi düşüreceklerdi vallahi sahneden aşağıya. Yani ben sana söyleyeyim, biraz kilo verse. Evet. Saçlarını bizim İzzet Bey bir gri bir boya yapıyor biliyor musun? O eski saçların rengi. Biraz evet. Yapsa yemin ediyorum eski haline döner. Kilo aldığı için böyle biliyor musun? Biraz. Ama işte sağlık problemleri, ameliyat oldu. Yıllarca çok aksiyon sahnesinde oynadığı için baksana parmağı falan filan bile hep kırıktır yani. Vücudun çeşitli yerlerinde kırık var. Bununla ilgili ilerleyen yaşında tabii ki sağlık sorunları yaşamaya başladı. O yüzden de eskiden yürürdü, spor yapardı. Son yıllarda Cüneyt abi ne yazık ki onları yapamıyor. Ama çok güzel bir evliliği oldu. Kesinlikle. Düzenli bir, Betül Hanım çok kaliteli ve çok gerçekten bayıldığım bir kadın. Evet. Evliliğini güzel götürdü, boşanmadı, çocukları güzel yetişti, iyi bir aile oldular. Yani hem bu camiada olup da hem de evliliğini götüren çok nadir sanatçılardan bir tanesi Cüneyt Arkın. Standartı değişmedi. Levent'te bir villada oturuyorlardı galiba, ben çocukken hatırlıyorum. Doğru, orada hala oturuyor. Orada mı oturuyorlar bilmiyorum. Yok şimdi orada oturmuyor. Bilmiyorum yani o zaman oradalardı. Peki bir başka efsaneyle yan yana görelim bir de Cüneyt Arkın'ı. Türkan İnanoğlu'nun kitap tanıtımına Türkan Şoray'la beraber katıldı. Ona da bakalım. Başka mesleklere geçmeyen, parasını, emeğini, hayatını bu işe veren Türker İnanoğlu oldu. Evet, bakın. Şu bir hazine. Bunu kolay kolay kimse yapamaz. Abim yaptı, becerdi. Alkış. Gerçekten, yürekten alkış. Benim nikah şahidimdir. Çocuklarımın nikah şahididir. Şimdi torunlarımın nikah şahidi olacak, onu bekliyoruz. Ha bir şey daha var Şuşlar. Ben bir ara çok yorgun biraz. Sapıtmıştım. Alkol. Karım ama en önce bir kere aradı. Beni kurtardı. Alkolden kurtaran adam. Tuttu elimden. Haydi sete. Beni de bir dakika. Lütfen ben senden bir şey beni de diye. Ben de normal yani okuluma giden
gözü kırdım. Birdenbire Türker Bey beni keşfetti ve Türk sinemasında oyuncu oldum. Türker Hanım gözleri için şeydir. Gözleri göz değil, göz ister. Aa, bu ne kadar basının ne güzel. Ya ben şikayet edeceğim. Bak bana bir söz verdi. Ay, utandım ne bileyim. Evet. O kadar kıymetlisiniz ki, o kadar değerlisiniz ki. Üç tane ki. Efsane isim. Gerçekten yani, Türkiye'nin oğlu. Gerçekten. Çok önemlisiniz, çok Türker değerlisiniz. Şöyle, benim babamla çok yakın arkadaşlar Türkiye'nin oğlu ve çok önemli bir isim. Yıllardır birçok sanatçının, birçok oyuncunun, birçok dizinin, birçok kişinin ekmek yemesinde bu yaşta tabii, hala işinin başındadır ve çok önemli. Yapımcıdır. Hepsi yaptığı birçok iş yıllarca tabii sürmüştür ki. Gerçekten. Çok değerlidir. Yani. O yüzden ya konuşmaları bile... Sohbetleri bile, bir şey anlatış şekillerindeki ifadeleri bile ne kadar farklı. Yani masal kahramanı evet. Gibiler gerçekten. Afişlerle hepsi... Türk sineması diye bir kitap evet. Çıkardı Türker İnanoğlu. Bana da geldi onu da, o. Hatırlatalım gerçekten eşsiz bir kitap olmuş. Türker İnanoğlu dışında kimsenin toplayamayacağı belgeler var. Cüneyt Arkın'da Türker şöyle de böylece görmüş olduk. Peki bak günün açıklaması Ahmet Kural'dan geldi. Gerçekten...